Herkese merhaba arkadaşlar, ben Can Camcı, Geodeler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber transportta hava hattı çizimi ve hava hattı buffer zone alanının hesaplanmasını işleyeceğiz. O halde haydi başlayalım. Şu alan arkadaşlar benim kendi çizmiş olduğum alan. Bunu hani size örnek olsun diye bir gösterdim. Şimdi sizinle beraber sıfırdan bir alan çizimi yapacağız. Şimdi arkadaşlar şurada mezur yani metre butonu var. Basıyorsunuz buna ve aşağı yukarı şöyle 300 metrelik bir alan hesaplayacaksınız. Şöyle boşluk bakın kendinize göre. Yani şu tarz bir hava hattı çizecek bir boşluk bulun. Mesela şu orman yolundan şurası diyelim. Bakın şurada zaten şu kısımda metreniz yazıyor. Zaten orayı da açmayı göstermiştim size. Şöyle tekabül yani şuraya falan denk geliyor sanırım. 300 küsur. Tam 300'ü bulmaya yakalamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü alan hesaplattıracağız. Evet burası falan. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Editör'e start veriyorsunuz. Zaten benim starttaymış. Şuradan start veriyorsunuz. Create Future sayfasından hava hattınızı seçiyorsunuz. Tabi bunun için daha öncesinde Shape katmanından hava hattı ekliyorsunuz. Yani hava hattını açmanız lazım. Onu eklemeyi zaten göstermiştim daha önce. Şöyle bir çizgi çizeriz arkadaşlar. Şöyle attığınızı farz edin. F2'ye basın ve bitirin arkadaşlar bu işlemi. Daha sonra hani ne kadar uzunlukta çizdiğimize bakmak için şuradan teyit edebilirsiniz. Hani tam 300 yakalamak için. Şuradan bakarsınız ne kadar uzunlukta çizdiğimize. Bakıyoruz. Burası 430 olmuş. Çok olmuş arkadaşlar. Biraz daha yaklaşırız şöyle. Bakın tam 300 nereye denk geliyor? Şuralara falan denk geliyor sanırsam. O halde yani şuralarda falan bitirmemiz lazım. Hemen zaten seçildi noktamız. Şuna bastığınızda bakın. Şurada Edit Vertices yani noktayı düzenle butonu var. Şöyle tutup sürüklerseniz çok kolay bir şekilde ayarlarsınız arkadaşlar. Sonra boş bir yere tıklarsanız zaten oraya gelecek otomatikman gördüğünüz gibi. Tekrar bakalım arkadaşlar kaç metreye çekebilmişiz. Evet şu anda 313. Biraz daha arkadaşlar şöyle yakınlaşırsak tekabül yani şuralara falan denk gelecek. Hemen buraya göz aşinalığımız oluyor. Hemen tekrar basıyoruz noktayı düzenle butonuna. Birazcık daha şöyle çekeceğiz arkadaşlar. Yani şuralara falan denk geliyor. Yine boş bir yere tıkladım gördüğünüz gibi. Hemen tekrar bir teyit edelim. Evet şuna basıyorduk sanırsam. Bakalım şöyle bir. Evet şu anda tam 300. Mükemmel arkadaşlar. Güzel bir sayı yakaladık. Tamam şimdi artık burayla işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar çizmiş olduğumuz çizginin yani hava hattı temsilinin bakıyoruz tablosunu açıyoruz arkadaşlar Open Table Table'ın. Şu sizde olmayacak şurası. Bunu nasıl eklediğinizi göstereyim arkadaşlar. Şuradan editörü kaydedin arkadaşlar ve stop verin. Stop verin ve şuradan add field yani yeni pencere ekliyorsunuz. Uzunluk dersiniz. Bende olduğu için 2K ile yazayım uzunluk. Buraları ellemiyorsunuz. Okey diyorsunuz. Evet şuradan gelip üstüne tekrar sağ tıklayıp arkadaşlar File Calculator yani hesapla diyorsunuz. Şuraya yani son çizmiş olduğunuz şu çizgiyi size hesaplatıyor. Hemen hesaplatalım. Calculate Geometry deyip metre olarak hesaplatacağız. Burası farklı bir şeyse burayı düzenleyin metreyi seçin. Okey deyin. Bakın arkadaşlar tam 300 metre geldi. Mükemmel bir çizim olmuş. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Daha sonra burayı kapatın. Şu anda 300 metre yakaladık. Şimdi biz bu hava hattının hayali olarak 50 metre sağa ve 50 metre sola açtığını düşünüyoruz. Hani ne kadar hektar alanı işletmeye açtığımızı hesaplayacağız. Yani ürünleri ne kadarını çıkarabildiğimizi hesaplayacağız. Ne kadar alanda. Daha sonra Geoprocessing'i açıp burada arkadaşlar buffer butonu var. Buna basıyorsunuz ve böyle bir sayfa açılıyor. Buradan Input Features girdi katmanını seçiliyor. Buradan arkadaşlar hava hattını seçiyorsunuz. Evet daha sonra arkadaşlar Linear Unit yani ne kadar alanda açacağınızı seçiliyor. Buraya 50 metre diyorsunuz. Şurada arkadaşlar full var. Bakın round diyor. Bu round'ı flat yapıyorsunuz. Yani düz demek arkadaşlar. Round'ı flat seçiyorsunuz. Başka neler var bakalım. Bunları ellemiyorsunuz. Full, flat, planar, dissolve type'ları ellemiyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Okey diyoruz. Bakalım gelecek mi? Evet. Gayet güzel tertemiz geldi arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir bunu arkadaşlar üstüne tık sağ tık yapıp Open Active Table'ı açtığınızda bakın böyle bir şeyler geliyor. Shape Array alanı hesaplatacağız şimdi arkadaşlar. Yine aynı mantık. Hiç sıkıntı yok. Add Field diyoruz arkadaşlar. Yine bu sefer diyoruz ki alan parantezinde hektar olarak hesaplatalım bunu. Okey diyelim. İsimden sıkıntı yaptı. Evet deyin sıkıntı yok. Yani ismi düzeltelim mi diyor. Düzeltti kendisi otomatik bakın. Daha sonra yine sağ tık Calculate Geometry deyip buradan hektar seçiyorsunuz. Okey diyorsunuz. Olay bu kadar. 3 hektarmış arkadaşlar. Gayet mantıklı. Şimdi biz yani 3 hektarlık bir alanı ürün çıkartmak için işletmeye açmış bulunduk şu an arkadaşlar hava hattı sayesinde. Şimdi bu geçici klasörde depolanıyor. Bunu arkadaşlar data export deyip kendi ödev klasörünüzün altına almanız lazım. Buradan gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz ve transport yani buradan kendi şeyinizi bulup elinizin save diyorsunuz. Daha sonra okey dediğinizde buraya kaydoluyor.
Daha sonra tekrar gelen pencereye evet diyorsunuz arkadaşlar. Yani çağırayım mı diyecek. Ona da evet dediğinizde buraya otomatik geliyor. Ben de zaten olduğu için tekrardan yapmıyorum. Olay bu arkadaşlar. Yani bu şekilde hem hava hattını seçmiş olduk hem de ne kadar alan kapsadığını hesaplatmış olduk. Daha sonra arkadaşlar isterseniz bunun sembolisini buradan değiştirebilirsiniz. Mesela ben ok yaptım. Şuralarda güzel semboller var. Genelde ok yapılır zaten. Buradan değiştirebilirsiniz. Olay bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.